Mayıs daha geliyor. Ama 19 Mayıs'ın belki de çok az bilinen bir cephesini şimdi ortaya koyacağız. 19 Mayıs 1919 Bandırma Vapuru İstanbul'dan Karadeniz'e doğru açılmış ve Samsun'a doğru gidiyor. Bu vapuru kullanan kişi Kayseri adına önemli bir kişi. Niye mi? İşte bunun izlerini aramak için biz de Kayseri'nin Zincidere kasabasına geldik. Bandırma vapurunu kullanan kaptanın Kayserili olduğunu duyduğumuz zaman biz de sizler gibi şaşırdık. Ve şu anda yanımızda Zincidere Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Aksu var. Evet Mustafa abi, biz de şaşırdık. Siz bizi şaşırttınız. Ve Bandırma vapurunu kullanan kişinin kim olduğunu önce öğrenelim ve burayla bağlantısını yavaş yavaş irdeleyelim. Kimdir efendim Bandırma vapurunu kullanan kişi? Şimdi Burhan Bey, bizim Zincirlerin geçmişte çok gerçekten büyük bir tarihi var. Biz bu tarihi canlılarla ortaya çıkarmaya çalıştık ve bunlardan birisi de Bandırma Vapuru Kaptan İsmail Hakkı Dursun'un Zincirli olduğunu tespit ettik. Ve tescil ettik bunu ve yaptığımız araştırmalar sonucunda gerçekten kendisinin baktığımız zaman nüfus kayıtlarına Osmanlı nüfus kütüklerinden çıkardığımız kayıtlara baktığımız zaman istesen bir kamerayla çekilsin yoksa ben okuyayım şöyle. Buyurun Müsaadenizse tabii. beraber okuyalım. Tamam. Aynen okuyorum. Meskenhane 26, sayfa 116, Sıranoğlu 1 Taksim 105, lakabı Postluoğlu, babası Hacı Ahmet, anası Hatice, milleti İslam, doğumu 1287, adı Postoğlu İsmail Efendi, doğum yeri Zincirlere İslam Mahallesi, kayıt tarihi 27.9.1321, kaydı ölü. Mülahazat, not diye Evet. bir şey düşmüş sayfaya. Gıyaben idareyi mahsusatın kayıtlarından olup der aliyede, devlette kayıtlıdır anlamı, devlet memurudur anlamında bir ifade de oraya not düşmüşler, dipnot düşmüşler. Evet. Şimdi efendim ben şunu sormak Evet. istiyorum. Şimdi siz İsmail Hakkı Bey'in Zincirlere olduğunu, Kayserili olduğunu bu şekilde tespit ettiniz kayıtlarda. Ama peki duyumlarınız nasıl oldu? Yani siz böyle bir kaptanın varlığını önceden biliyor muydunuz? Yani bu duyum nereden geldi? Onu çok merak Şimdi ediyorum. ilk defa şöyle bir buranın tarihini araştırma hevesine kapıldık ve 1870'teki nüfus sayımımızı, ben resmi nüfus sayımını ele geçirdim. Oradan yola çıkarak bir de kaptanın buralı olduğunu duyumlarımız vardı bizim akrabalarımızda, benim eniştem vasıtasıyla. Onlar amca çocuklar gibi, yani kaptanın amcasının torunu oluyor benim enişte. Oradan çıktık yola, bir duyumlar aldım. Bunu araştırınca neticeye ulaşmış olduk. Tabii kaptanın bizim buradan çıkması, Zincirlerden çıkması bizim için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Ve ayrıca Zincirler için ve ayrıca Kayserimiz için büyük bir gurur vesilesi olmuştur. Bunları da iftihar ediyoruz ayrıca. Evet. Elimizde bunun birçok belge var şu anda. Hatta şu biraz önce gösterdiğimiz kameranın tespit ettiği belge sizin arşivinizden. Evet. 1937 tarihli Ulus Ulus gazetesi, gazetesi. evet. Atatürk'ün bindikleri Bandırma vapurunun kaptanı anlatıyor diye Evet. İsmail Hakkı Bey'in burada iki fotoğrafı bulunuyor. Biri şu fotoğraf değil mi? Şu üstteki fotoğraf 1919'daki fotoğrafı. Evet, 1919'daki kaptanlık anındaki fotoğrafı, öbür fotoğrafta 1937'deki çekilmiş fotoğraf, 1937 yılında. Evet. Zaten Şimdi kaptan evet. o yıldan sonra 1940 yılında hakkını kaybetti, 1940'da kavuşmuş. Evet, 3 vefat yıl önceki etti. resmi, evet. Doğumu da 1871. Zincirlere 1871, doğdu. Zincirlere İslam doğumlu, tabii, Mahallesi'nde İslam doğdu. Mahallesi'nde. Evet, şimdi Şimdi diğer belgelere geçelim. ayrıca bunu biz tescil ettik. Tesciline baktığımız zaman Evet. tescil belgesi de budur. Bu evet yeminli tercüman Yemin, Kadir evet. Abdüselamoğlu ve Fevzi Küçük Oğuz Soylu Talas İlçe Nüfus Müdürü bunu imzalamış. Tabii. Kendisinin Zincirdereli olduğu burada kayıtlı ve sizin biraz önce okuduğunuz bilgiler de Tabii. aynen Aynen burada. buradaki ifadeler. Evet. Evet, diğer Orada. fotoğraflara ve belgelere Diğer geçelim. fotoğraflara geçtiğimiz zaman şimdi biz şu yoldan çıktık. Kaptanın kimi var diye hayatta onları araştırma yönüne gittik ve torun olduğunu tespit ettim ben İstanbul'da. Adresin İstanbul'da. İstanbul'da tespit ettim ve bizzat ziyaretlerine gittim. Evet. Ailesi var galiba Ailesi burada. var. Eğer şöyle bir alacak olursanız, bak kamera arkadaşlar şöyle bir alsınlar Evet. kamerada. Bu resim çok aşağı yukarı kaç yıl? 60 yıl falandır bu çekilen resim. Şimdi
sol baştaki kaptanın hanımı, sağ baştaki kaptanın kızı. Hayatta tek kızı var zaten. Evet. Ve üç tane de torunu kalmış oğlan. Erkek torunu kalmış. Bunlardan Lemi Bey, profesör 1985 yılında ölmüş. Altta gördüğümüz küçük çocuk şuradaki, şu andaki gördüğümüz Necat Ulugöl. Necat Bey'le ben gittim, bizzat görüştüm, evinde ziyaret ettim kendisini. Çok memnun oldular ve tabii bu şeylerin tam siciller şeyin bunun tescil edildiğini, zindeli olduklarını çok, çünkü ancak Kayseri olduklarını biliyorlar, nereli olduklarını bilmiyorlar. Tabii. Ve ben hatta bugün de faksladım kendisine. Faksladım. Diğer bir küçük oğlu da makine yüksek mühendisi, o da yine bir yerde öğretim görevlisi olarak görev yapıyor. Evet. Buradan yola çıkarak gittiğimizde belgelerin bir kısmını da orada yönden elde etmiş olduk biz. Evet. Kendi o arşivlerden. İle önümüzdeki günlerde daha orijinal resimler elde edeceğiz. İnşallah evet. Onları biz ortaya koyacağız. Şurada kaptanın, evet, bir şey evet. Vardı. Şurada tekrar İsmail Hakkı Bey'in bir fotoğrafı daha evet. Var. Ve burada bu gazete şuraya baktığımızda Kayserili olduğu belirtiliyor. Tabii Kayserili olduğu, şöyle bir şey diyelim. Namı değer efendi kaptan. Evet. Yani kaptanlık kendi arkadaşı, şöyle bir müsaadesine bir okuyalım o ifadeyi. Yandaki fotoğrafta bilinen ve yayınlanan tek fotoğrafı olan Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu nezaketi nedeniyle denizcilik camiasında efendi kaptan lakabıyla alınıyordu. Evet. Önceleri Kayseri gemisinde, tesadüfen Kayseri gemisinde kaptanlık yapmış ve Kayserili olduğunu da ifade ediyor burada. Evet. O resim o şekilde. Evet. Şimdi kaptanın gemisine baktığımız zaman kaptanın gemisi evet, Bandırma Vapuru. Bandırma Vapuru'nun orijinal resmidir bu. Orijinal, evet. Evet, bunda yurt dışından geldiği söylendi bize intikalde. Yurt dışında asıl gemi orijinali buymuş yani. Geminin. Ondan başka bir baktığımız zaman şurada biz nüfus sayımına baktığımız zaman şuradaki ifadede kullanıldığı gibi şuradan bir ifade bakarsak bakın. Zincirdere'nin 1873 yılı nüfus sayımında henüz evet. 4 yaşındayken Posluoğullarından Hacı Ahmet bin İbrahimoğlu Kaptan İsmail Hakkı Durusu İslam Mahallesi Hane 23'te ikamet etmektedir evet. Diyor. Siz doğru. Bunu kayıtlardan tescil kayıtlardan tekrar buldunuz. Tescilini yapmış olduk evet. Evet, tekrar buldunuz. Evet. Şimdi ve şimdi geçiyoruz yolculuğa geçtiğimizde evet. Tabii yolculukta o da enteresan bir olay. Yaptığım mülakatlardan anlatıyorum size. Aldığım ifadelerden. Mülakatlarda Mustafa Kemal Atatürk bir gün önceden çağırtmış kendisini. Tabii o zaman Karadeniz'de kaptanlık yapıyor kendisi. Evet. Bize önemli bir görev verildi. Bu görevi gidip yapacağız. Yarın bir göreve çıkacağız. Gemiyi yarın hazırlayalım diyor. Tamam diyor. Ve tabii çok heyecanlı olarak bir şekilde hazırlıyorlar. Ertesi gün 16 Mayıs 1919'da yola çıkıyorlar akşam üzeri. Tabii yolculuk enteresan tarafları var. O tarafları isterseniz başka zaman şey yapalım tabii. Evet, enteresan taraflarından bahsedelim. Enteresan tarafı şudur. Kaptan gemiyi hazırladıktan sonra tabii Mustafa Kemal hemen beraber binmiyorlar tabii ileride çünkü çok kritik bir dönemde kalkıyorlar oradan. Geminin hani takip edilmesi o zaman gözaltında alınması şekli var. Onun için çok dikkatli bir şekilde çıkıyor ve yolculuklarda hep sürekli, çünkü takip de var, onu da haberini almışlar. İngilizler tarafından takip ediliyorlar. Devamlı sahilden giderek ulaşmışlar. Önce İnebolu, sonra Sinop ve sonra da hatta Sinop'ta bir ara karayolundan gitmeye tercih etmişler. Fakat sonra vazgeçerek, çünkü o zaman şarttan da tabii vesayet durumu karayolu pek müsait olmadığı için tekrar yine deniz yolunu tercih ediyorlar ve 19 Mayıs 1919'da tam şafak vakti Samsun'a ulaşıyorlar. Evet. Tam ulaştıklarında şu resme bakarsak tam gemiden indiklerinde ekip var tabii. 18 evet. Arkadaşı var burada. Evet, evet. 18 ekibin isimleriyle beraber şunu numaralı orada gösteriyor. Evet. Tam gemiye indikleri anda ve böyle bir yolculuk evet. Oluyor tabii. Evet, şurada bir haber daha var. Hakkı kaptana vefa demişler. Bu nedir efendim? Şimdi bu tabii önemli bir görevi yapan bir kaptanın gelecekte bir yerde bir vefa şeklinin anılması lazım. Bu da Deniz İşletmeleri Genel Müdürü Muzaffer Akkaya tarafından bir yolcu vapuru, İstanbul yolcu vapurlarının birisine
İsmail Hakkı Dursu ismi veriliyor. Evet, 1999'da verilmiş bir isim ve halen de o gemide İstanbul'da Üsküdar ve Beşiktaş arasında çalışmakları şu anda. Yani vefalı bir davranış. Vefalı bir davranış, evet. Vefalı. Bizimki de vefalı bir davranış olacak çok inşallah. Çok teşekkür ederim, tabii. Çok teşekkür ederim. O da evet. Tabii ve sizlerin de buraya gelmesi ve bu şekilde bunu açığa çıkarmanız çok güzel bir şey oldu. İnşallah sizin kanalınızda her tarafa duyurmuş olacağız inşallah bu şeyi. İnşallah. Tabii başkanım, siz bir de İsmail Hakkı Bey'in burada evini de buldunuz. Evet, akrabalar burada. Evini de bulduk tabii. Tabii ev eski bir köy ev ama bir bahçenin içerisinde kuytu bir yerde. Fakat biz onu tespit ettik, bulduk. Tabii el değişmiş ama olsun. Evet. Üzeri falan yıkılmış, bazı duvarları falan duruyor. Biz peki, onu da tespit ettik. Oraya gitme şansımız var mı? Olur tabii inşallah. Olur efendim. Peki başkanım, şimdi isterseniz eve doğru yolculuğumuza başlayalım. Tamam. Peki, sağ olun. Teşekkür ederim. Gidelim bakalım. Kapısı şu kapı, içeride kaptanın evi. Şimdi buraya nereden geliyor? Şu duvardan çıkıp gireceğiz. Şuradan mecburen. İyi değil mi? O yüzden. İzleyiciler, biraz önce de gördüğünüz gibi Zincirdere'de eski adıyla İslam Mahallesi, değil mi başkanım? Şimdi Zincirdere'nin İslam Mahallesi. Şimdi ne oldu adı? Şimdi de tamamen Zincirdere Mahallesi oldu. Zincirdere Mahallesi, evet. Oldu ve Irmak Sokağı arkada Irmak Sokağı. Gibi. Aslında Kaplan Mahallesi diye geçiyordu geçmişte. Evet. Fakat tabii zaman zaman isim değiştirmiş. Şimdi bakıyoruz sadece komple bir Zincirdere Mahallesi gibi oldu. Çünkü belediyelik olduğu için mahalleler birleşince tabii birkaç mahallenin birleşmesinden bir mahalle meydana gelmiş gibi oldu. Zincirdere Mahallesi oldu. Evet. Şimdi şu anda bulunduğumuz nokta iftiharla andığımız Kaptan İsmail Hakkı Dursu'nun 1200-1300 yıllarına geldiği yıllardaki yani Rumi olarak o dönemlerdeki veyahut da miladi 1800-1900 yıllarına gelirken yaşadığı gençlikteki çocuktaki doğduğu ev burası. Yani neredeyse evet. 120 senelik öyle mi? 130 senelik bir yuvarlak olarak 130 yıldan bahsediyoruz. Ve viran halde tabii ki. Evet, tabii viran halinde. Tabii el değişmiş. El değiştiği için de bahçe olarak kalmış şu anda. Tabii yıkılmış. Harabe inşallah gelecekte neler olacak bilemiyoruz. İnşallah bahçe şöyle değişecek zannediyoruz. Evet. Şimdi tabii başkanım 19 Mayıs'ta siz de çok önemli bir iş yapacaksınız burada ve bir program düzenliyorsunuz. Bu programdan bahsedebilir miyiz? Şimdi programımızın ağırlığı tabii ki bizim Zincirlerimizin aslında geçmişteki tarihi hem eğitim merkezi hem de ticaret merkezi. İşte bu eğitimin içerisinden çıkan bir kişi olarak böyle bir önemli kişinin çıkmasını anma günü olarak kabul edeceğiz. Bundan sonraki her inşallah 19 Mayıs'ta ve de belirlediğimiz bir günde İsmail Hakkı Dursu'yu anacağız. Evet. Ve bizim zindan içinde iftar edecek bir konu olacaktır inşallah. Program kaçta başlayacak? Programı Vali Bey'le yaptığımız şeye göre saat 14'te başlatacağız öğleden sonra. 19 Mayıs 1900 şimdi 19'daki olayı canlandırmak için 19 Mayıs'ta o saat 14'te
Başlatacağız inşallah. 14'te başlayacak. Tabii Kayseri'de bildiğimiz kadarıyla hani şu meşhur fıkralara konu olmuştur ama hani milletvekili Trabzon milletvekili gibi liman istemiş Tabii. biliyorsunuz Kayseri. Ama benim anladığım kadarıyla bir duyduklarımıza göre eğer doğruysa siz Kayseri'ye denizi de Biz onu gerçekleştirmiş olduk. Bunu getirdiniz. Ne yaptık da yaptınız? tabii. Gemiyi de mi Tabii. yürüteceksiniz? Hatta şimdi geçen vali bey diyor ki ya başkan buradan nereden çıkmış diyor kaptan diyor. Gitmiş okumuş çıkmış dedim yani Bahriye Mektebi'ne gitmiş çıkmış. İlle de denizci olması şart değil ki değil mi? Evet. Ve onun için de iftihar ediyoruz yani biz buradan böyle bir kaptanın çıkmasına. Ve bir gemi yürüteceğiz değil mi o gün Tabii orada? inşallah o gün bir faaliyetler yapacağız Bir inşallah. gemi yürüteceğiz. Peki. Evet. Peki başkanım çok teşekkür ediyoruz. Oldu, ben teşekkür Ve ederim. bütün halkımızı Zincirdere'ye 19 Mayıs'ta saat 14'te buradaki programa Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyet Meydanı'nda davet ediyoruz. İsmail Hakkı Durusu'yu anmak Kayseri'yi üzere. davet Evet, ediyoruz. bütün Bütün Kayseri'yi Kayseri'yi davet davet ediyoruz. ediyoruz. Evet. Çok sağ olun efendim. Çok Ben de sizlere teşekkür ederim. teşekkür ederim böyle bir program hazırladığınız için. Başarılar diliyorum sizlere de. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kapıyı açarak başkanım kapıyı açarak. Böyle bir şey yaparız yani. Yani pazar arada bu işleri yapmış olan burayı. İyi mi? İçerine. Bu kadar kalmış iyi mi şurada? Tabii. Ya, yok. Olur hadi. Hadi hayırlı günler başkanım. İyi akşamlar.